Gazete Duvar'dan merhaba. 2021'in son haftasındayız. 2022'de nelerle karşılaşacağız? Şimdiden bunları konuşmaya başladık. Ama e, geride bıraktığımız 2021 yılında gerçekleşen olaylara kısa bir göz atmak gerekiyor ki gelecek yıl bizlere neler getirecek az çok öngörüde bulunabilelim. Bu programı Hakan Güneş'le birlikte yapacağız. Hakan Güneş kısaca dünyada 2021 yılında neler oldu? Hangi gelişmeler e, yıla damgasını vurdu. E, kısaca bize özetleyecek. Ardından e, Afganistan, İran, Rusya ve Orta Doğu ve tabii ki Türkiye'deki durumu da e, kısaca değerlendirmeye çalışacağız. Evet Hakan çok uzatmadan sana e, sorayım. 2021 yılında dünya genelinde neler oldu? Hangi olayları unutmamamız gerekiyor? Evet ben de arkasından sana soracağım Hediye. Dolayısıyla e, hazırla. Şimdi hemen hepimize bir anımsatma yapalım. 2021 ne böyle umutlarla dolu, ıı, coşkuyla karşıladığımız ıı, ve devam ettirdiğimiz bir yıl oldu. Ne de kapkaranlık bir yıl oldu. Her bölge için belki farklı sonuçlar oldu ama hemen bir hatırlayalım. Bir yandan Trump'a elveda dediğimiz bir ıı, sene oldu. Daha doğrusu bir önceki sene ıı, sonuçlar belli olmuştu. Ve Biden yönetime geldi Amerika Birleşik devletlerinde. Ve bu dünya açısından tabii ki çok çok önemli bir olay. Rusya... Iı, Biden'ın da etkisiyle aslında diyebiliriz. Navalny'nin o meşhur Putin'in sarayı videosuyla girdi yeni yılına. Ve tabii ki Putin açısından pek keyifli bir yıl olduğunu söyleyemeyiz. O video inanılmaz etkiledi Rusya'yı. Günün sonunda Putin... Kol Koltuğunu koruyor ama ülkede e, en ücra köşelere kadar yayılan e, protestolar e, Putin'in popülaritesini bir hayli zedeledi. E, tabiri caizse façasını, politik e, prestijini bayağı bir çizdi. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin hemen e, bununla ilgili olarak Putin'e Navalny zehirleme e, yaptırımı geldi Mart ayının başında ilerleyen günlerde hepimizin gündemine Taliban'la Amerika'nın doğadaki görüşmeleri haberleri düşmeye başladı. Buna kadınların itirazlarını hatırlayalım. Afgan milletvekilleri ve kadın milletvekillerinin itirazları sahneleri önümüze düşmeye başladı. Yaz ortasında gördük ki anlaşma çoktan artık rayına oturmuş ve Biden'ın işte Orta Doğu'dan çekilme Obama ile başlayan stratejiyi nihayete erdireceği ortaya çıktı ve gerçekten de Ordu çekildi. Ama herhalde dünya tarihinin en unutulmaz sahnelerinden bir tanesini bütün insanlık kayıp olarak izledik. Uçakların kanatlarına tutunmaya çalışan ve ülkeler kaçmaya çalışan Afganların dramatik görüntülerini hiçbirimiz herhalde hayatımız boyunca unutmayacağız. İnsanlık açısından da, ABD açısından da, politik her açıdan da gerçekten. E, ibret e, dolu, üzücü, nasıl tarif edeceğimizi zorlandığımız bir e, sahne e, yaşandı 2021 e, yazında. Birçok seçimler oldu ve bunlardan belki yazın en önemlilerinden bir tanesi İran'da Ruhan'ın yerine reisi geldi, sertlik yanlısı bir lider. Ve yılın sonuna doğru belki en dikkat çekici ama biraz böyle e, özgürlük ve eşitlik taraftarları açısından biraz umut verici bir şey. Şili'de önce... Geniş bir sol koalisyon başkentin belediye başkanlığını almıştı. Şimdi de dünyanın en genç cumhurbaşkanlarından birisi haline geldi. Boric Şili Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Diğer ülkelerdeki seçimler özellikle Avrupa'daki seçimler çok tabloyu alt üst etmedi ama bunları herhalde daha sonra döneriz. Ve tabii Türkiye'ye daha hiç dokunmadık. Türkiye'nin sonlara doğru bunda mutlaka konuşuruz. Yeniden bir çok dost edinmek için pek çok hamleler yapan Türkiye, Avrupa Birliği için de yeni sayfalar adeta açmaya çalıştığımız bir yılbaşı ile başladık. Yılın tamamı böyle gitmedi fakat yılın sonuna doğru en son hahamları karşıladık. Ermenistan'a temsilci atadık inanılmaz birleşik Arap Emirlikleri ile. Gibi birçok şey oldu. Burada durayım. Dolayısıyla evet. Ince e, i̇stersen aslında Hakan e, hani biraz önce kısaca bahsettin ancak bu Afganistan'daki gelişmeler e, gerçekten hem bölgedeki radikal örgütlere etkileri, hem bölge politikasını etkileri, hem e, işte o e, hani senin bahsettiğin uçakların kanadında hayatını kurtarmaya çalışan insanların görüntülerinin bize aktardığı. Batı'nın iki yüzlülüğü, çifte standardı, insan hakları konusunda aslında ne kadar e, kendi söylemlerini eğip bükebileceklerinin somut örnekleri de oldu aynı zamanda. Afganistan'ı e, biraz daha hani odaklanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü Afganistan zaten 2022 yılında da bizim sıkça konuşacağımız bir ülke olacak. Niye? Çünkü Aynı zamanda Biden dönemi dış politikasının da, Amerikan dış politikasının da açık bir şekilde sinyallerini verdiği yeni bir cephe hattı oluşuyor. Ve bu cephe hattında Afganistan'da çok böyle kritik bir kavşak olacak gibi görünüyor. Daha Afganistan'da hani taraflar, cepheler vesaire belirginleşmeden biz Çin'in deli gibi ihtiyaç duyduğu, lityum kaynaklarını işte İran'la Taliban yönetimi arasındaki temasları Amerikalıların hamlelerini Rusların girişimlerini konuşmaya başladık. Kısaca bize Afganistan'da hı hı. ne olduğunu ve ne olabileceğini de aktarır mısın mümkünse? Evet, 2022 değerlendirmesinde bunu daha kesin yanıtlamamız mümkün henüz onu yaşamadık ama bazı ipuçları var ve şunun altını çizelim. Bir şey olup bittikten sonra ah şu nedenle oldu veya böyle oluyor diyebiliyoruz ama açık konuşalım. Afganistan olayı son derece şaşırtıcı ve hepimizi yani beklemediği bir olaydı. Şu anlamda. Amerika'nın oradan çekileceği ve, ve Taliban'ın da muhtemel e, boşluk dolduracak aktör olduğu elbette uzun süredir bölgeyi izleyen herkesin ezbere bildiği bir şeydi. Ama şu bilinmiyordu, şu beklenmiyordu. Aynı anda Amerika, aynı anda Çin, Rusya ve İran'ın Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin ve şu dünyadaki bütün insanların ben hariç e, ya da biz hariç herkesin üzerinde mutabık kaldığı bir Taliban e, dönemi ne? Hiç kimse ihtimal vermiyordu. Bu gerçekten çok şaşırtıcı. Dolayısıyla bu belki daha uzun başka zamanlar konuşuruz. Bir tür tampon devlet anlatıyor bana. Yani ancak bir tampon devlet için böyle bir anlaşma olur. Bu ne kadar yaşar bilmiyoruz. Ama senin açtığın konu bence çok önemli. Yeni dönem açısından yine biraz dikkat çekici bir başlık. Yani e, e, Orta Doğu'dan çekilme sürecinin asıl amacı, hedefi Amerika açısından bu yeni cephe, yani Pasifik cephesine yığınaktı Burada da öyle görünüyor ki bu o kadar hızlı olmayacak. Bu o kadar böyle önümüzdeki bir iki yılda tamamlanacak bir süreç değil, kademeli ve ve öyle görüyor ki, görünüyor ki bu aynı zamanda Batı Rusya ilişkileri açısından da önemli bir parametre. Galiba Avrupa cephesini daha sağlama almaksızın pasifeye tüm gücün kaydırılması mümkün olmayacak. Birinci ve ikinci Dünya Savaşında Almanya'nın durumu gibi iki cephede savaşmama sendromu ya da yaklaşımı diyebiliriz bu, bu, bu bir bakıma önümüzdeki birkaç yıllık gerginlikten sonra Rusya ile daha iyi ilişkiler kurulabileceği anlamına da gelebilir. Doğrusu ama e, belki daha uzun sürebilir bilmiyorum. Fakat bütün bunlar galiba Orta Doğu'da e, diye çok fazla etkiliyor. Burada da aktörlerin aklı karışmış durumda değil mi? Yani ABD'nin her dediğini yapan eee Suudi Arabistan imajı sanki tam öyle değil mesela Yemen eee Biden'ın en büyük itiraz konularından bir tanesiydi. Sanki orada da taşlar e, her yerde olduğu kadar ve belki daha da fazla oynuyor. Onun için ben de tam sana oradan sormak istiyorum aslında orayı açmanı rica edeceğim. E, en zor okunması en zor bölge sende. Benimkiler daha kolay. Yani soğuk savaş denklemleri var. Orta Doğu'daki temel aktörler ABD'nin yani Biden'ın yeni e, yaklaşımını ıı, nereye yerleştiriyorlar ve nasıl ıı, bir reaksiyon ürettiler 2021 boyunca gelecek seneye ne devredecek buradan Açıkçası Hakan e, buradan bakıldığı zaman sanki Afganistan'da da benzer Afganistan'ın daha doğrusu kavşak olduğu o yeni cephe hattında da benzer bir e, gelişme seyredecek gibi görünüyor. E, sanki böyle Amerika'da Biden döneminde sanki e, yöntemlerini büyük ölçüde değiştiriyor. E, hani daha öncesinde alışkın olduğumuz, bu sene savaş çıkar mı, şu şuna saldırır mı, bu buna askeri olarak hücum eder mi gibi e, yorumların yerini ticaret savaşları, diplomasi savaşları, hani e, yaptırım e, gibi bir sopa e, göreceğiz. Daha çok öyle görünüyor. En azından senin belirttiğin gibi. Ee, Orta Doğu'da da yani e, İran'dan başlamak üzere aslında Türkiye, Orta Doğu ülkeleri, ta Kuzey Afrika'ya kadar çok geniş bir coğrafya 2021 yıl boyunca birkaç tane çok önemli önemli gelişmeye odaklandı. Bunların başında Amerika'da Biden'in e, hani seçimi kazanması. Koltuğa oturdu oturacak diye zaten bir geçiş dönemi olmuştu çünkü Trump e, gitmeme konusunda ısrarlıydı bir ara. E, O da tabii ki e, bütün hani bölgedeki on yıllar bir kısım daha doğrusu on yıllardır devam eden krizlerin de askıya alınmasına sebep oldu. Ama Biden koltuğa oturduktan sonra verdiği sinyaller hatta seçim kampanyasını yürüttüğü dönemden beri verdiği sinyallerden yola çıkarak bölge ülkeleri. Şöyle bir e, karara vardı ya da yorum yaptı. Evet Biden döneminde Amerikalılar Trump ve önceki e, aslında başkan dönemleri başkanların dönemlerindeki gibi askeri e, yöntemleri çok ön plana çıkarmayacak. Biden ve başta olmak üzere e, dünyanın geri kalanı ve bölge ülkeleri de e, Orta Doğu'da mümkün olduğunca ne kadar mümkünse o kadar istikrarın sağlanmasını istiyor. Bu sebeple de bölge ülkeleri arasında 2011'in başında iyice alevlenen ama aslında kökenleri çok eskilere dayanan o krizlerin diplomasi kanalıyla çözülmesini istiyor herkes başta Amerika olmak üzere. Tabi bu da senin belirttiğin gibi e, bölge ülkelerine e, farklı müttefiklik ilişkileri üzerinden manevra alanları da açmış oldu. Yani bir taraftan Amerika'da Mesela Suudi Arabistan'a ya bizimle birliktesin ya da diğer ülkelerle ortası yok. Kesinlikle dayatmalarda bulunmuyor zaten. Çünkü Amerika'nın oradaki odağı ne? Tek tek şu ülke düşman, bu ülkenin politikası bize tamamen ters şeklinde değil. Çok genel bir başlık üzerinden. Bölgede istikrarı sağlayın. Ben askeri ya da somut varlığımı, fiziki varlığımı mümkün olduğunca azaltacağım burada fiziki olarak mümkün olduğunca az bir güçle nüfuzumu koruyabilmem için de bu bölgede istikrarın olması lazım. O istikrarı da nasıl sağlarsanız sağlayın. Şeklinde bir evet. yaklaşımı var kısacası Amerika'nın. aşamada bir şey soracağım. İsrail daha çok dost kazandı diyebilir miyiz ya da İsrail daha çok müttefik edindi? Özellikle Arap dünyasından 2020 hele 2021'de <laughs> yani geride bıraktığımız yıl son İsrail'in 1948'den bugüne kadarki tarihine baktığımızda herhalde Arap dünyası içerisinde özellikle en fazla e, müttefik kazandığı yani belirli bir yıl içinde en fazla müttefik kazandığı bir iki yılı sanki yaşıyoruz. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri. E, ee, elbette Hakan aslında e, bunun temeli hani Trump döneminde atıldı bu normalleşme sürecinin ama ee, şunu da göze, göz önünde bulundurmak gerekiyor. İsrail'in zaten iki tane çok önemli müttefiki var. Açık e, ve dolaylı diyebileceğimiz bir Amerika Birleşik Devletleri. Bölgede Amerika'nın çıkarları demek, İsrail'in güvenliği demek. Bu komplo teorisi değil bunu ifade etmek. İkincisi de İsrail'in Rusya ile ilişkileri. Yani aslında Amerika'da kadar Rusya'da İsrail'in bölge ülkeleriyle gizli kapaklı, ee, çok böyle e, tabu gibi görüldüğü için göz önünde yaşanmayan ilişkilerinin artık e, hani meşruiyet kazanmasını istiyorlardı. Bu hem Rusya'nın çıkarları için hem Amerika'nın e, Biden dönemi ve sonrası için daha doğrusu çıkarları için uygun olan şeydi. Aynı şekilde bir başka faktör daha var bu Arap ayaklanması döneminde e, Arap ülkeleri, bölge ülkeleri daha doğrusu bölge ülkeleri araların, arasındaki, aralarındaki arasındaki hani o çatışmalar. E, husumetler filan artık açık cephe savaşlarına dönüşmüştü. E, şimdi bölgede mesela e, neydi Arap ayaklanması öncesi dönemde İsrail e ilişkileri tabu kılan faktörlerden biri Arap milliyetçiliği. Arap milliyetçiliği mesela o kadar aşındı ki e, daha doğrusu evet. çok aşınmış olduğunu olduğu belirginleşti. Adını koydular. E, şimdi zaten temelleri iyi kötü atılmış bir süreç vardı öncesinde. Tabi e, bu sadece İsrail'in girişimleri değil. Mesela diğer tarafta ne var? E, Filistin meselesinin bölge ülkeleri e, tarafından sahiplen, sahiplenildiğini biliyorduk yani yakın zamana kadar. Ama bu e, artık Filistin meselesinin bölge ülkeleri açısından maddi, siyasi vesaire birçok açıdan, sosyolojik açıdan e, yük haline gelmeye başladığını da biliyorduk. E, bütün bunların adını koydular ve bütün bunlar da İsrail'in lehine bir süreç de oluşturdu. Ee, İsrail açıkçası dostları zaten vardı. Mesela Mısır'la ilişkileri çok iyiydi İsrail'in. 2011'den önce de iyiydi. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri dahil birçok ülkeyle dolaylı olarak ilişkileri var mıydı? Vardı. Ama e, bu normalleşme sürecini başlatarak Arap ayaklanması döneminin alt üst ettiği bölgede ortaya çıkan yeni şartları en hızlı lehine çeviren, Ülkelerin başında geliyor bu durumda İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğerleri. Bir tek Esad mı kaldı e, İsrail'e ne diyelim böyle itiraz eden, fırsat bulsa daha ciddi itiraz edecek. İran'ı saymıyorum Arap mahallesi olmadığı için hani Orta Doğu'da ama e, Arap mahallesinde, Arap devletleri içerisinde sanki bir Esad kaldı. Onun da tabii işi çok zor yani ülkesine yapılmayan şey kalmadı Nefes alacak durumda ancak zor bela. Ne dersin? Yani. Ya ben açıkçası Suriye'nin uygun şartları oluştuğunda hatta ona da gelecektim. Hmm. Şimdi 2021'e damga vuran e, olayları konuşuyoruz, gelişmeleri konuşuyoruz. Bunların başında bir Biden'in e, hani Amerikan başkanlığı koltuğuna oturması ve bunun bölgeye doğrudan istikrar zorunluluğu şeklinde yansıması, bunun. En somut en hızlı sonuçlarından biri İsrail ile bölge ülkelerinin normalleşmeye başlaması ama aynı zamanda başka bir gelişme daha var o da şu mesela e, Suudi Arabistan'ı Birleşik Arap Emirlikleri vesaire Suriye'deki e, ayaklanma döneminde taraf olan si e, silahlı gruplara askeri, finansal vesaire siyasi, medya her konuda destek e, olurken gördük biz yıllarca. Şimdi bu ülkeler İsrail Suriye ile ilişkilerini e, hani hızlı bir şekilde tamir etme taraftarı çünkü aynı zamanda bu ülkeler e, yani bir Birleşik Arap Emirlikleri, bir Suudi Arabistan, bir Mısır, İran'ın e, Suriye üzerinden nüfuzunu korumasını ya da derinleştirmesini istemiyor. Bu nedenle 2021'e damga vuran bir başka gelişme Suriye'nin e, artık bölge siyasetine ve ticaretine e, geri dönüş döneceğine dair güçlü sinyaller alması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de buna göz yumması. Yani Amerika hem uyguladığı yaptırımları doğrudan delmeyecek ama Suriye'ye doğrudan nakit para akışı olmayan bütün projeleri de onay verecek. Açıkçası sadece göz yummakla kalmayacak. Şimdi buradan yola çıkarak 2022 yılı için şunu söylemek mümkün. İsrail konusundaki söylemlerini yumuşatması konusunda bölge ülkeleri Suriye'ye e, baskı yapacaktır, Suriye'yi zorlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü İsrail'le normalleşme süreci bölge ülkelerini hem siyasi hem ticari açıdan önemli bir takım fırsatlar getiriyorlar. E Suriye'nin de önünü e, yani Suriye'nin de e, şu anda çok hani hayati derecede hem siyasi hem de e, ekonomik desteğe ihtiyacı var. Dolayısıyla aynı zamanda şunu da göz önünde bulundurmak lazım. 2011 öncesinde Arap ayaklanması patlamadan önce Suriye İsrail'le zaten dolaylı görüşmelere başlamıştı. O dönemde İsrail'deki yönetim çok daha şahin bir yönetimdi. Şu anda en azından bir koalisyon hükümeti var. Dolayısıyla evet. Suriye'nin bir dolaylı görüşme sürecini eğer hani e, o Suriye içindeki ekonomik ve siyasi sıkışmayı çözebilecek bir takım e, avantajlar, fırsatlar vesaire kanallar açılırsa Suriye'ye Suriye'de İsrail'le dolaylı görüşmelere başlayacaktır diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle 2022'de Türkiye, konuşacağımız konulardan biri de bu olacak. Rusya burada kolaylaştırıcı olacaktır. Mutlaka e, olmaya başlamış durumda görünüyor. Çünkü e, hem az önce senin söylediğin gibi e, İsrail'le ilişkileri son derece yüksek seviyede olan bir ülke Rusya. Hem de e, özellikle askeri deniz ve hava üssüyle. E, Suriye'deki varlığına önem veren bir ülke dolayısıyla Rusya'dan daha iyi bir ara bulucu herhalde olamaz. Öyle görünüyor. Peki e, Arap devletlerinin yine böyle bir cümle onu atlamış olmaya olmak istemem. E, Arap devletlerinin daha doğrusu Körfez ülkelerinin Suudi Arabistan ve Emirliklerin e, yakın dönemdeki Türkiye karşıtlığını hatırlayalım. Boykotlara kadar varan aralar ilişkiler çok gergin 2015-16'dan beridir özellikle. E, şimdilerde bir şey değişiyor gibi ama Suriye e, yönetimine yönelik yakınlaşma çabaları evet bir zaten savaşı kaybettiler. İki e, Amerika'nın işte yaklaşımdaki değişimler ve benzeri iki alt pardon bu işte bir, bir buçuk diyelim iki e, İran'ın daha fazla derinleşmesini istemiyorlar. Üç diyebilir miyiz ki Türkiye'nin de Suriye üzerindeki ağırlığını daha da fazla arttıracak şekilde Suriye'yi yıpratmaktan artık vazgeçtiler. Bu bir, bir de Türkiye faktörü var diyebilir miyiz Körfez ülkeleri için? Elbette diyebiliriz. Zaten şöyle bir şey de var. Şimdi Körfez ülkeleri, hatta Mısır'ı falan da sayı katabiliriz bunun içine. İran kadar tehlikeli buluyor Türkiye'yi. Çünkü Türkiye'nin bölge ülkelerine yönelik, ee, yaklaşımı neydi yakın zamana kadar daha bir böyle o neo osmanlıcı vesaire ee, şimdi bölge ülkeleri bunu tehlikeli görüyorlar ama e, Türkiye ile ilişkilerin yeniden e, hani kanalların açılması konusunda evet istekliler çünkü Türkiye'yi güçlü bir ülke olarak değerlendiriyorlar ama Türkiye'nin 2022'de bu dümen kırma süreci de çok kolay olmayacak Türkiye açısından. Çünkü e, biraz önce saydığımız ve aslında senin de aktaracağın birçok faktöre bağlı olarak Türkiye'ye e, muadil, birebir alternatif değil ama muadil sayılabilecek bir takım gelişmeler var. ittifaklar, müttefiklik ilişkileri ve açıkçası şu anda Türkiye'nin e, iyi ilişkilerle en çok kimin, hangi tarafın ihtiyacı var diye soracak olursak Türkiye'deki son ekonomik kriz de göz önüne alındığı zaman Türkiye'nin körfez başta olmak üzere Orta Doğu ile ilişkilerini düzeltme konusunda daha derin bir ihtiyaç ve istek içinde olduğunu söylemek mümkün. Zaten Mısır'ın e, hani Türkiye'li köprüleri yeniden kurma konusundaki bu e, böyle ağırdan alma süreci de bunun örneklerinden biri. Şimdi ben tam burada sana bir şey sormak istiyorum. Libya'da yine 2021'in en çok konuştuğumuz konuşmamız gereken konularından biriydi ve oranın ağır aktörlerinden biri de Rusya. Ee, ama aynı zamanda Rusya Suriye'de de var. İsrail ile ilişkiler konusunda da var. Bölgede de böyle nüfuzunu çok göz önünde yani Amerika'nın gözüne gözüne sokmadan diyelim e, derinleştirdiğini hı hı. biliyoruz. E, diğer taraftan Türkiye ile bir Ukrayna meselesi çıkıyor, bir Kırım meselesi çıkıyor, bir bilmem ne meselesi çıkıyor. Bu 2022'de hem bölge hem Türkiye açısından biz Rusya ile ilgili ne konuşacağız sence? Yani e, yorumun nedir e, bu konuyla ilgili? Yani şimdi Rusya tabii Rusya'nın başındaki öncelikli problem Moskova'ya Putin'in tabiriyle 5 ila 8 dakika mesafeye gelmek üzere olan NATO füzeleri. Dolayısıyla askeri olarak e, Rusya'nın diğer bütün meselelerin önüne koyduğu konu Ukrayna'da ne olacağı, Doğu, Doğu Ukrayna konusu. En azından e, Kırım'ın e, ilhakının tanınması karşılığında Doğu Ukrayna'da bir özelliği, dolayısıyla Doğu Ukrayna'nın Donbas'ın yani bağımsız bir devlet olmasından vazgeçmeye hazır olduğunu Rusya ortaya koydu ama bu konuda Ukrayna, Doğu Avrupa'lı NATO üyeleri ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri son derece sert bir e, politika izliyorlar. Uzlaşmaktan e, uzak ve Baltık'lardan ağaca kadar da soğuk savaş e, dönemi hatta e, sonrası ve soğuk savaş döneminin tamamında görmediğimiz büyüklükte bir askeri yığınak ve e, manevralar, tatbikatlar e, izliyoruz. Bir kere öncelikli konu e, burası Rusya için ve e, burada da e, elinde açıkçası Almanya-Fransa kartı yani Avrupa ile ABD'nin arasını açan e, veya onların özel politikalar izlemesini olanak sağlayan adımlardan fazlası yok. Türkiye de bu seri içerisinde bir yere oturuyordu. Yani geniş NATO ittifakı içerisinde belirli özellikler gösterebilecek ülkelerden belirli dostluklar ya da karşılıklı bağımlılıklar yak yakalamak Rusya'nın son derece akıllıca yürüttüğü bir politika ama burada bazı sınırlara gelinmiş görünüyor. Hem Türkiye'nin iç sıkışıklıkları ABD ile daha fazla uyumluluk gerektiriyor. En azından şu andaki hükümet açısından söyleyelim. Ee, devamında da onun bir takım iz düşümleri olacak. Ee, diğer yandan da Trump'ın e, başı boş bıraktığı Avrupa sahnesini e, Biden hiç öyle bırakacak gibi görünmüyor ve zaten gelir gelmez e, dışişleri bakanı bütün baş şehirleri gezdi ve bayağı asker selamı alır gibi böyle. Herkes arkeyseza geçti. Şimdi dolayısıyla Rusya'nın işi çok zor bu bakımdan. Bu uzun giriş şunun için yapıyorum. Suriye özel bir durum ama Libya'da örneğin tabloyu esasen çizecek aktörler arasında yani eli daha zayıflamış olacak bana kalırsa Ukrayna'daki eli zayıfladığı ölçüde ya da burası daha pazarlık yapmaya her an bir başka Ukrayna veya başka bir konuda taviz alma karşılığında bir takım başka ülkelere tavizlerin verilebileceği bir 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 koz bir, bir madde olarak duruyor. Çok öncelikli yani Rus diplomasisine sorduğunuz zaman diyecek ki bir işte uluslararası terörizm oluşmasın, iki enerji güvenliği sağlansın, üç işte ülkelerin iç işlerine karışılmasın diye bir dizi madde sayacak. Ama bunlar açısından bakıldığında yani Libya artık uluslararası terörizme kaynak oluşturan bir, bir, bir yer değil. Esasen orada bir enerji düzenlemesine ihtiyaç var. Orada da aktörlerin çoğu bir noktaya yaklaşmış durumda. Türkiye biraz itilip kakıldı. Yani bu kadar şeyden sonra bir parça payım olsun önce. Üstelik içeride de bir karşılığı var Türkiye'nin, Türkiye taraftarı insanların. Dolayısıyla o masayı zorlayan aktörlerden bir tanesi Türkiye bana kalırsa ve belki yeni dönemde Türkiye'de bir iktidar değişikliği olur mu olmaz mı göreceğiz onu ama olduğu takdirde herhalde anlaşmaları daha kolay olur. Avrupa'yla bilemiyorum. Bunlar tabii daha 2022'nin konuları. Ama Rusya... kendi sahasında kendini çok güvenli hissetmiyor Elinde kalan aktörlerle de ilişkisini önümüzdeki dönem nasıl sürdürecek çok büyük soru çünkü onun sahasını hemen bir, bir 2021 gelişmesine daha değinmek istiyorum. Şimdi Rusya'nın 15 Cumhuriyetinden yani Sovyetler bilinen Doğu Avrupa'daki müttefikler ilk gün gitti. 15 Cumhuriyet'ten e, 1995, şimdi 30. yılındayız tam bugünlerde, birkaç gün oldu. Sovyetler Birliği'nin işte bayrağının indirildi ve dağıldı. 3 Cumhuriyet Baltıklardan, Estonya, Litvanya ve Letonya hemen gitti. Kaldı 12. Bu 12'nin efendim bir tanesi Gürcistan zaten Rusya'nın parçaladığı bir ülke. Ayrılıkçıları desteklediği için o gitti. Ermenistan ve Azerbaycan'da milliyetçiler hakimdi. Onlar efendim sonra biraz dengeye geldiler 94'ten sonra Ama uzatmayayım 6 ülke kaldı. Hemen bunları hatırlayalım. Belarus, Ukrayna, Kazakistan, Rusya ile beraber. Ondan sonra Ukrayna'yı da 2014'te kaybetti. Burada kaldı sadece Belarus, Kazakistan. Üç tane ülke yani Rusya, Belarus, Kazakistan. Bir de bunlara eklenenler var. Ne, nedir bunlar? Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan. Şimdi kaldı altı ülke. Yani koca o dünyadan elde kala 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 bu var. Bir kere e, Rusya'yı böyle ölçeklendirelim. Ama burada da sorun devam ediyor. Bunlar ne anlamda kaldı? Şu anlamda Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ya da Tacikistan olduğu gibi girmek üzere. Ya, artı bunlar aynı zamanda eşittir. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü yani NATO'nun işte illa bulacaksak muadili e, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ndeki altı ülke. Şimdi burada Ermenistan'da bir batı yanlısı hükümet başın yan geldi. Al sana konu. İki, e, Kırgızistan, Tacikistan ise ilk defa, yani çok çatışmalar olur, anlaşmazlıklar olur ama devletler arası 3-4 günde sürse bir savaş yaşadı. Bu, bu 2021 yazında. Şimdi dolayısıyla Mayıs'ında, e, baktım şimdi şöyle e, ekranlar hemen karşıma 5, evet Mayıs'ın başında, 1 Mayıs'tan hemen sonra olmuş. Şimdi dolayısıyla bu kendi sahasında da çok düzenleyici olduğu tartışmalı bir aktör Rusya. Bu Putin'in doğrusu dünyada bu kadar tek başına hareket eden bir ABD'yi hangi ülkede dengeleyecekse den dengelesin. Ve Rusya'nın bu anlamda uluslararası siyasette daha olumlu roller oynadığı pek çok örnek biliyoruz. Suriye bunun başında. İyi ki de o rolü oynayacak bir ülke vardı ve oynadı. Ama... Ee, bu Rusya'nın e, yani ne diyelim genellikle resmi resmedildiği gibi çok büyük çok etkili bir aktör olduğu anlamına gelmez bunu 2021'de de gördük yani Kırım'ın ilhakı karşılığında aslında bütün e, Ukrayna'yı da karşı tarafa geçmiş olduğunu e, kabul etmeye hazır e, görünüyor e, biz e, diye ben bir, e, bu programı kapattığımızda şu iki şeye değinmedik, üç şeye değinmedik denir, denir mi diyecek ne var diye düşünüyorum. Bir tanesi Doğu Türkistan, Uygurlar. Onlar yani her gün soğuk bir şekilde manşette olmuyorlar, öldürülüyorlar bu kamplarda. İkinci olarak çok önemli bir iklim zirvesi yaşandı. Çok hayata gerçekten değen, Konuları ele aldığı hayata değen kararlarla çıkılamadı Glasgow'daki Birleşmiş Milletler iklim zirvesi. Bu bir de bunu almazsak hiç olmaz. 2021'in önemli konuları yoksa G20 Roma zirvesi oldu. Yani işte değinsek de olur, değinmesek de olur. hani biraz böyle evet. o kadar da kritik olmadı ama evet. Bu e, yavaş da... yavaş e, kapatalım istersen. Benim de açıkçası evet. değinmek istediğim başlık olarak birkaç şey var. Bunlardan biri şu. E, evet biz sürekli yüksek perdeden ağır diplomatik krizleri vesaireyi aktarıyoruz ama çok kronik olarak bölgede bütün coğrafyada daha doğrusu küçüklü büyüklü ekonomik krizler yaşandığını ve büyük ihtimalle 2022'ye de bu ekonomik krizlerin damga vuracağını söylemek mümkün. Nasıl bir kriz İnsanların böbreklerini vesaire satarak evini barkını değil kendi canından yani vücudundan bir parçayı satarak daha iyi bir ümit peşinde e, başarı ihtimali oldukça düşük e, risklere girdiğini biliyoruz. Buna değinmek gerekiyor. İkincisi bölge açısından e, senin az önce bahsettiğin iklim krizinin bölgeye çok sert yansımaları söz konusu ciddi bir kuraklık ve e, su sorunu var. Bu aynı zamanda tarımsal üretimle doğrudan etkiliyor. Hani e, hep bir e, ifade vardır ya 3. Dünya Savaşı su, su sebebiyle çıkacak diye zaman zaman bölge basınındaki suyla, kuraklıkla tarımla ilgili haberleri okurken aklıma hep o cümle geliyor. Büyük ihtimalle 2022'de biz daha sık konuşacağız bu meseleyi. Bir başka evet. mesele de şu Libya'da seçim ertelendi ancak işte eller tetikte açıkçası hani Doğu Akdeniz'deki o enerji savaşı devam ediyor. Büyük ihtimalle 2022'nin inişli çıkışlı krizleri arasında bunlar da yer alacaktır diye düşünüyorum. Ama her şeye rağmen Amerika'nın yeni dönemdeki diplomasiye ağırlık veren dış politikasıyla birlikte sıcak savaş, sıcak çatışma ihtimalinin düşük olacağı öngörüleri yapılıyor coğrafyada. Bu da kötünün iyisi, ehven işer dediğimiz hani bir bakış açısıyla değerlendirecek olursak 2022'yi biraz daha iyice olacak şeklinde yorumlamamıza sebep oluyor. Aslında konuştukça konuşmasımız var, birçok konu var ama burada keselim istersen Hakan zaten yeni yılla birlikte farklı konuları uzun uzun ele alacağımız birçok da program yapacağız. Doğru. Neden hiç Türkiye'ye değinmediğiniz derlerse izleyicilerimiz. Ara, kadar arada çok... aktardık aslında. Hem arada aktardık ama hem de yani haftalar boyunca yazılarımız ve konuşmalarımız zaten çoğu zaman Türkiye ile ilgili kısımların ön plana çıktığı. Çalışmalar oluyor, videolar veya yazılar oluyor. Dolayısıyla bu yıl toparlamasında daha panoramik, daha büyük bir pencereden bakalım istedik. Onu da hatırlatmış olalım, değil mi? Evet. Evet, şimdilik gazete duvardan bu kadar. Diyelim herkese iyi yıllar. Gelecek hafta ikimiz tabii ki ben Orta orta Dünya'da Hakan'la Beynel Milal'de gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Şimdiden herkese iyi yıllar diliyoruz. Hoşçakalın. Mutlu yıllar diliyorum ben de herkese.